Günaydın. 29. gündeyiz. Bugün herhangi bir aksilik olmazsa YES'te varıyorum. Varıyoruz. Artık sanırım YES'te kadar 3 kişiyiz. Dün hatırladığım kadarıyla yine kendime çadır kuracak bir park arıyordum. Ama bir şekilde işte şansım yine yaver gitti. Her zaman olduğu gibi. İranlı, Şirazlı iki tane turcuyla karşılaştım. Bir çiftle karşılaştım. Peşlerine takıldım. Bizimle gelebilirsin dediler. Parkta çadır kurmaktansa burada güzel sıcak bir odada, sıcak bir yatakta yattım. Sıcak bir duş aldım, sıcak bir yemek yedim. Her şey çok güzeldi. Gelen giden bitmedi ama bende tekrar bir hastalık başlangıcı söz konusu. O yüzden herkes oturmuş muhabbet ederken ben uyuyakaldım, uyumak zorunda kaldım. Bugün hava kapalı, güneş yakmayacak. Çok güzel bir şey. Ben iyice böyle hastalık beni kırmadan YES'te ulaşırsam orada bir hostelde herhalde yine bir en az 3 gün kalırım ya da 2 gün bilmiyorum. Dinlenmem lazım çünkü dün çok fazla sürüş yaptım. Birkaç gündür çok yoruldum. Yani buradaki yollar gerçekten çok acımasız. Yani ciddi tecrübeniz yoksa bu yollara gelmenizi çok da tavsiye etmiyorum. Çünkü çok ciddi tecrübe ve bilgi birikimi gerektiriyor. Nerede ne yapacağınızı bilmeniz çok önemli. Çünkü yollar çok kötü, trafik çok tehlikeli. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor, sürekli. 5 dakika arkanızdan esiyorsa 10 dakika karşınızdan esiyor. Çölde rüzgar yönü sürekli değişiyor. Bir netlik yok. Netlik olmadığı için sürekli farklı zorluklara karşı mücadele ediyorsunuz. Neyse, başlangıç konuşmasını, giriş konuşmasını çok uzatmayayım. Yolda görüşürüz. Yola çıktık. Normalde ben 6.30 gibi yola çıkıyordum son birkaç gündür. 6.20 gibi. Bugün 8.30'da yola çıktık. Biraz geç kaldım. Ve biraz da yavaş gideceğiz. Öyle görünüyor çünkü benim standardımın çok altında bir hızla ilerliyorlar. Şimdi bu coğrafyada rüzgar yönü, hava şartları sürekli değiştiği için şartlar uygunsa hızlı ilerleme taraftarıyım ben. Ama YES'te kadar bir ekibiz ve ekibe uyum sağlamam önemli. Ben de yavaş gideceğim bugün. Bu benim yalnız bisiklet turu yapmamla bir grup sürüşü yapmamakla alakalı ilgili de konuşacağım. Biliyoruz. Biz yola çıkalı 40-45 dakika oldu. Daha 2 kilometre bile ilerleyemedik. Çünkü çok yavaş sürüyorlar. Sürekli duruyorlar. Sürekli telefonla konuşuyorlar. İşte bu yüzden ben yalnız gezmeyi, yalnız yol almayı daha çok seviyorum. Yol alabiliyorum. Durduk bekliyoruz. Yine neyi bekliyoruz, kimi bekliyoruz hiç bilmiyorum. Öyle. Evet.
Yani YES'te bugün ulaşmak istemiyorlar mı? Onu bile bilmiyorum. Amaçları ne? Onu da anlamadım. İngilizce bir şeyler soruyorum. Doğru anlamıyorlar. Doğru cevap veremiyorlar. Garip bir durumun içinde hissediyorum kendimi. Bakalım. Biraz önce bizi kavşakta bir sivil araba durdurdu. Polislermiş. Sivil polisler. Benim pasaportuma baktılar, kontrol ettiler. Kendilerine ait bir sistem var sanırım. Pasaport numaramı yazıp oradan kontrol ettiler. Arkadaşlarım da yine kimlik numaralarını kontrol ettiler. Herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı? Bir problem var mı vesaire? İşte bizimle güvenliğimizle alakalı birkaç soru sordular. Sonra da iyi yolculuklar dileyip vedalaştılar, gönderdiler bizi. Şimdi ben tek yolculuk yaparken ilgi çekmiyorum. İnsanlar pek fark etmiyorlar beni. O yüzden böyle aşırı yoğun ilgiye maruz kalmıyorum. Arabalar durup bir şeyler sormuyor, sürekli kornaya basmıyorlar şehir içinde. Ama böyle bakın o kadar çok dikkat çekiyorlar ki. Çok ağır yük, rengarenkler, bir sürü araba, motosiklet, yaya, herkes bir şeyler söylüyor. El sallamalar, ıslık çalmalar. İşte kötü bir şey söyleyen yok. Herkes güzel şeyler söylüyor anladığım kadarıyla. Herkesin yüzü gülüyor. Yani bakın arkadan yine biri seslendi, bir şey söyledi, bağırdı. Hangisi doğru emin olamadım. Yani çok fazla dikkat çekerek yolculuk yapmak mı yoksa benim gibi dikkat çekmeden yolculuk yapmak mı? Bilmiyorum. Ama ilerleyemiyoruz. İlerleyemiyorum yani. Bu hiç alışık olmadığım bir tempo. Bakalım. Gidiyoruz. Onları geride bırakmak zorunda kaldım. Ya şimdi bugün en az 200 metre irtifa kazanacağız. Yolun şartları yani çok hızlı bir şekilde düz yolda gidiyormuş gibi bu yolda gitmeye elverişli. Ya bugün zorlanmadan bu tırmanışı çok rahat yapıp atlatıp ondan sonra hızlı bir şekilde YES'te ulaşabilirim. Ama onlar çok yavaş. Ben de mecburen hızlanıyorum, onları geçiyorum. Sonra bir gölgede durup birkaç dakika onların gelmesini bekliyorum. Yol kenarında durduk. Karpuz alıyoruz. 3 kişiyiz. O yüzden küçük bir karpuz alacağız. Kendimini esinim. Ben de şu şöyle.
geçiyorlar ama. Karpuzu aldık da yemek için yer arıyoruz. Güneş çok yakıyor, o yüzden gölge lazım. Şu orta kısımda, yolun ortasında bulunan ağaçlık alanlara gideceğiz şimdi. Orada bir gölgeyi bulup karpuzu yiyeceğiz. Farklı bir gün. Farklı bir gün daha. Ben arkadaşlarımı yakalayayım. Çok uzaklaşmasınlar. Yavaş yavaş YES'te yaklaşıyoruz. Çok fazla trafik var. Çok aşırı bir araba akışı var. Araç akışı var YES'te. Tahminen bir 15 kilometre falan kaldı. Belki 18'dir. Umarım şehrin içi böyle değildir. Çünkü egzoz dumanından, kimyasal kokusundan zor nefes alıyorum. Çok kötü. Çok fazla toz var, çok fazla kum var. Ben bir hostel bulacağım kendime. Birkaç yer baktım internetten. Seyitvey işi devam edecek. YES'te girince, şehre girince vedalaşırız artık. Belirlediğim hostellerden ilkine gitmeme 10 kilometre kaldı ve hala gidemiyorum çünkü bütün tabelalarda durup fotoğraf çekiniyorlar. Her yerde durup fotoğraf çekiniyorlar. Ya bugün 3 saatte geleceğim yere sanırım 7 saat falan oldu, hala ulaşamadım, gidemedim. Çünkü dediğim gibi her yerde duruyorlar, çok yavaş sürüyorlar. Neden başkalarıyla bisiklet sürmüyorsun Ercan? Çünkü ben motivasyona inanmıyorum. Selam. Ben sadece disipline inanıyorum. Ve başkalarında disiplin yok. Anlayamıyorum gerçekten. Anlayamıyorum. Sakin ve sabırlı kalmaya çalışıyorum. Son 10 kilometre diyorum kendi kendime. Son birkaç kilometre. YES'te geldik. YES girişi böyle bir yer. YES'te geldim. Sonunda ulaştım. Normalde 3 saatte gelebileceğim YES'te 8 saatte geldim. Çünkü Seyit ve Mehtap çok yavaşlardı. Sürekli bir yerlerde durup fotoğraf çekiniyorlardı vesaire vesaire.
Sürekli durup telefonla konuşuyorlardı. Sürekli durup birbirleriyle konuşuyorlardı. Yolda birbirleriyle konuşuyorlardı. Falanlar filanlar neyse. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Yes'e geldiğimiz zaman kendilerinden ayrıldım. Bu eski Yes'in içinde Derkaş Guest House diye bir yer var. Burada kalıyorum. Derkaş. Ne çıktı mı? Çıktı. Burada kalıyorum. İçeriği bir göstereyim size. Normalde nasıl bir yer? Bisikletim burada. Burası böyle bir restoran, kafe. Restoran, kafe alanı var. Burada güzel, içinde balıklar olan bir havuz var. Bayağı hoş bir yer. Şuralarda oda herhalde de. Bilmiyorum. Tek bir odamız var. O da burası dedi. Restorandan şöyle aşağı iniliyor. Bizde paylaşımlı oda yok dedi. Öyle hostel gibi. Bu oda benim, çift kişilik bir yatak, klima, buzdolabı, işte banyosu vesaire. Penceresi yok ama bence güzel. Başka yerlere sordum. Paylaşımlı odalar için benden 10 dolar istediler. Burası da benden 10 dolar istedi ama kendime ait bir odam var. Diğer yerler zaten pek hoşuma gitmedi. Yani ben paylaşımlı odada kalıp 10 dolar vereceğime, kendime ait bir odada kalır 10 dolar veririm, daha mantıklı. Zaten burası eski çarşının, özür dilerim, eski şehrin içinde, eski Yezd şehrinin içinde. Bu videonun da sonu böyle olsun. Yezd'e ulaştım sonunda. Yezd'den sonraki durağımız Şiraz.